projemizi oluşturduk. Şimdi hızlıca klasörlerimizi ve dosyalarımızı tanıyalım. Bunun için WebStorm ile projemi açıyorum. Desktop'ta ilk projem. Bu arada kısa bir bilgi vereyim. E, projemizi başlattığımız terminalde ng serve komutunu yazdığımız terminal ekranını kapatırsak projemiz duracaktır. Bu yüzden bu terminali kapatmıyoruz. Şimdi e2E e klasörü e, unit testlerle alakalı dosyaları içeriyor. Burada bir değişiklik yapmayacağız biz. Not modules klasörü notla yüklediğimiz paketleri bu klasörün içinde bulabiliriz. Notla yüklenen tüm paketler bu klasörün içinde yer alıyor. SRC klasörümüzde proje geliştirme sürecinde kullanacağımız, oluşturacağımız komponentler, servisler, HTML dosyalarımız, TypeScript dosyalarımız, CSS dosyalarımız tamam bu klasörün içinde yer alacak. Bunun içindeki app klasöründe komponentlerimizi ve servislerimizi tutacağız. Projemiz ilk oluştuğunda burada sadece app komponent oluyor. Buradaki app modül dosyası da projemizin ana root modülü projemizde kullandığımız tüm komponentleri, servisleri, pipeları burada import edip gerekli yerlere tanımlamamız gerekiyor. Burada declarations bölümünde oluşturduğumuz, kullanacağımız komponentleri tanımlı, tanımlıyoruz. Imports bölümünde dışarıdan kullanacağımız modülleri tanımlıyoruz. Providers bölümünde uygulama boyunca kullanacağımız servisleri tanımlıyoruz. Bootstrap bölümünde yer alan app komponentte e, bizim başlangıç komponentimiz oluyor. Yani bu proje çalıştığı zaman hangi komponent ile başlayacak anlamına geliyor. Assets klasörünün içinde e, resimlerimizi, ikonlarımızı vesaire bunları tutacağız. Ondan sonra favicon dosyası tarayıcının sekmesinde bulunan ikon dosyası oluyor. Burada sadece alakalı olduğumuz Dosyaları klasörleri anlatıyorum, diğerlerine hiç girmiyorum. Index.html dosyası bizim projemiz çağrıldığında ilk önce bu dosya okunacak. Buradan da app içinden komponentlerimiz dönmeye başlayacak. Yani app komponent aslında burada çalışıyor olacak. Veya başka bir sayfa oluşturduk. Atıyorum iletişim sayfası oluşturduk, iletişim komponenti oluşturduk. Bunun içinde dönecek. Karma e, unit test ile alakalı bir dosya. Main ts dosyası da hangi modülün ana modül olduğunu belirttiğimiz başlangıç bilgilerinin yer aldığı TypeScript dosyası, Style .scss dosyası da e, tüm projeyi kaplayan yani projemizdeki stil dosyamız diyebiliriz. Bunu tabi değiştirebiliriz. Buradan da kullanabiliriz. Bakıyorum. Burada test.ts bunlar tsconfig dosyaları bunlar unit testlerle alakalı. AngularJSON dosyasına geleyim. Bu dosya Angular CLI ile ilgili ayarlamaların bulunduğu bir dosya. Burada birkaç değişiklik yapmamız gerekecek. Mesela CSS dosyası, az önce gösterdiğimiz şu style.css burada tanımlanıyor. Yani tüm projede bu style.css geçerli anlamına geliyor. <laughs> favicon dosyamız yine, src klasörün içindeki favicon.ico dosyası bizim faviconumuzdur gibi. Bu tarz tanımlamaları burada yapacağız. E, jQuery'yi, Bootstrap'i dahil edeceğiz. Onların JavaScript dosyalarını da burada Scripts bölümünde tanımlamamız gerekecek. Burayı da geçiyorum. Package.json e, Bu dosyada Node'la indirdiğimiz paketleri burada Dependencies bölümünde görüyor olacağız. E, bu bölümdeki paketler uygulamamız boyunca kullanacağımız paketler olacak. Burada da aslında bir değişiklik yapmayacağız. Yani kullanmak istediğimiz bir paketi burada da tanımlayabiliriz. Örneğin jQuery yazıp hangi sürümünü kullanmak istediğimizi burada yazıp daha sonra terminalden de npm install komutu yazıp bu paketi projemize dahil edebiliriz ama biz buradan tanımlamayacağız bunu. Direkt npm install jQuery şeklinde veya Bootstrap şeklinde hangi paketi kullanacaksak onu npm komutuyla kuracağız onun dışında burada başka anlatmamız gereken klasör veya dosya yok gibi. Bir sonraki bölümde TypeScript hakkında ufak bir konuşma yapacağız. Daha sonra komponentlere, servislere giriş yapacağız.